Türk Dili ve Tarihi programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Ordinaris Profesör Sadri Maksudi Arsal ve onun hayatı. 23 Temmuz 1878'de Kazan'a yakın 30 kilometre uzaklıkta Taşşu köyünde doğmuştur. 20 Şubat 1957'de İstanbul'da vefat etmiştir. Peki kim bu Ordinaris Profesör Sadri Maksudi Arsal ve ne yapmıştır? Kazan Türklerinin bağımsızlığı için büyük bir mücadele vermiş önemli bir siyasi liderdir. Çok yönlü bir bilim adamıdır. Türk milliyetçiliğinin önde gelen kuramcılarındandır. Hukuk tarihi profesörü, 3 dönem milletvekili, ilk Türk Tarih Kurumu üyesi, tarih, sosyoloji, antropoloji, felsefe, siyaset üzerinde çok değerli eserler bırakmıştır. Kazan Türklerindendir. Kazan Türkleri veya İdil-Ural Türkleri tarihte yerleşik hayata geçmiş, en medeni seviyede olan Türklerdir. Atilla'nın Kazan şehrinin bulunduğu bölgede doğup büyüdüğünü ve adını İdil, Etil, Atil nehrinin adından aldığını düşünen Türkologlar vardır. İdil nehrine Volga adını Ruslar değil Finler vermiştir. Kazan Türklerinin yaşadıkları coğrafi bölge en eski çağlardan beri kadim bir Türk yurdudur. 1552'de hiçbir Türk devletinden yardım görmeyen Kazan Hanlığı, ki Süyünbike başlığında bu konuyu daha önceleri geniş şekilde incelemiştik. İsteyen arkadaşlar bu videoları seyredebilirler. Evet, Kazan Hanlığı Ruslara esir olan tarihteki ilk Türk devletidir. Kazan'daki 453 caminin yıkılmasının dışında Kazan'da 1552'de Ruslar bütün Türkleri kılıçtan geçirmiş, hatta Kazan şehrinin 40 kilometre civarına kadar bütün yerleşim bölgelerindeki Türkler öldürülmüş ve artık Kazan şehrine Müslümanların girişi de o tarihten sonra yasaklanmıştır. Sadri Maksudi'nin soy kütüğü hakkında da kısaca bilgi verirsek, bildiği en büyük dedesi Bulat, sonra İsmail Kurbanveli, Maksud ki ölümü 1740'tır. Onun ölümünden sonra Rus zulmünün artmasından dolayı artık şehirden köye göç edilmiştir. Aynettin bir başka dedesi, Nizamettin Molla babası ve onun oğlu Sadri. Şimdi aile yapılarına bakalım. Babası Nizamettin Molla demiştik. Annesi Meftuha Hanım, büyük abisi Hadi, doğumu 1864, ölümü 1939. Büyük abisi Hadi, Sadri Maksudi'nin hayatında çok önemli bir konuma sahiptir. Çünkü kendisinden önce İsmail Gaspıralı ile tanışmış, onun eğitiminden geçmiş, hatta bir çocuk pedagogu olarak İsmail Gaspıralı'nın çocuklara yeni Türkçeyi öğretme konusundaki metotları geliştirmesinde çok yardımcı olmuştur. Ama Rus ihtilalinden sonra çok büyük eziyetler çekmiş, çok uzun yıllar hapiste kalmış ve sefalet içerisinde 1939'da ölmüştür. Küçük abisi Selahattin ticaretle uğraşmıştır. Büyük ablası Dürrü Masfufe, yani dizilmiş inci manasında. Küçük ablası ise Dürrü menşure, yani saçılmış incidir. 5 çocuklu ailenin en küçüğü Sadri Maksudi'dir. Sadri Maksudi 1879-1895 çocukluk dönemidir. Bu yıllar Türklük duygularının uyandığı yıllardır. Çünkü bulunduğu bölgedeki Rus çocukları tarafından aşağılanmakta ve dışlanmaktadırlar. 1895-96 Kırım'da İsmail Gaspıralı'nın eğitimindedir. Benim manevi babam İsmail Gaspıralı'dır diyecek kadar ona yaklaşmış, fikirlerinin tesirinde kalmış ve ondan sonra da ölümüne kadar İsmail Gaspıralı'nın ideallerini yerine getirmeye her coğrafyada her zaman gayret etmiştir. 1896-1901 Rus Öğretmen Okulu'nun 19 yaşında yazdığı Maişet, yani Yaşayış, ilk eseridir. Saf Kazan lehçesinde yazılmış ilk edebi eserdir. 1901 yılında 73 yaşındaki Rus yazar Kont Lev Tolstoy ile 3 saat baş başa bir görüşme yapar. Bu onun için bir edebiyatçı tarafı bakımından çok önemli bir söyleşidir. Daha sonra İsmail Gaspıralı'dan İstanbul'a gitmeye karar verdiğini söyler ve ondan şu tavsiyeleri alır. İstanbul'a git fakat orada kalma. Paris'e git. Bu düşüncelerle İstanbul'a gelen Sadri Maksudi orada da Ahmet Mithat Efendi'den aynı tavsiyeleri alır. Madem ki okumak istiyorsun, git Paris'te oku. 901-906 arası Sadri Maksudi'nin Paris'te aç yattığı geceler de olur, zorluklara direnir ama sonunda 1902'de Sorbonne Hukuk Fakültesi'ne kabul edilir. Paris'teyken Meşveret dergisi sahibi Ahmet Rıza, Türk Cumhuriyeti'nin ilk İçişleri Bakanı olacak olan Ahmet Ferit, sonradan tek soyadını aldı biliyorsunuz ve Emel Esin Hanım'ın babasıdır. Yahya Kemal, Yusuf Akçura gibi insanlarla tanışır. Mezuniyet sonrası da Rusya'ya döner. Rusya'da Japonya yenilgisi sonucunda 11 Ağustos 1905'te 1. Milli Kongre toplanır ve İsmail Gaspıralı başkan seçilir. Mahalli meclislerin kurulmasına karar verilir. 15 Ocak 1906'da 2. Milli Kongre toplanır. KD olarak kısaca daha sonraki yıllarda tanıdığımız Konstitüsyoncu Demokrat, yani Meşrutiyetçi Demokrat Parti'nin kurulmasına karar verirler ve 16 Ağustos 1906'da 3. Milli Kongre toplanır. 18 Ağustos 1906'da Sadri Maksudi bir gün önce İsmail Gaspıralı'nın aday göstermesi sayesinde 15 kişilik Merkez Komitesi üyeliğine 8. sıradan seçilir. Duma Meclisi'nde 2 dönem 1907 ve 1912 dönemlerinde Rusya'da Müslümanların temsilcisi olarak bulunur. Sadri Maksudi Duma üyeliği sırasında Petersburg'da yaşamakta olan, Rusya'daki Türkolojiyi de kurmuş olan Alman asıllı Radloff ile 1907-1910 arasında sürekli Türkçülük konularını görüşmüş ve tartışmıştır. Onun o yıllardaki gençlik resmi. 1907-1912 Duma'da bulunduğu sürede Müslüman okullarına ödenek verilmesi, mecburi Rusçanın olmaması, çatıdaki çatlak, vodka satışı, bu Müslüman ahalinin yaşadığı bölgelere Rusların ucuz vodka satış mağazaları açmasını önleme teşebbüsüdür. Pazar tatiline, Cuma tatilini engellediği için itiraz etmiştir. Kırgız topraklarına Rusların el uzatmasına itiraz olmuştur. Panislavizm suçlaması, Ruslaştırma politikasına karşı ve Tatar kelimesi Finlandiya hakkında, ki Finlandiya o yıllarda Ruslar tarafından tehdit edilmekte olan bir ülkedir. Finlandiya'nın lehine bir konuşma yapmıştır. Sadakat şartları, Rusların Osmanlı ile savaşa girdikleri takdirde Müslüman olan Rusya'da yaşayan Türklerin buna sıcak bakmayacaklarını anlatan bir konuşmasıdır. Pantürkizm suçlaması üzerine önemli konuşmalar yapan, yani Duma'dayken de oranın üyeliğinin bir Türk Müslüman olarak hakkını vermiş olan bir üyesidir. 1909'da Duma heyetiyle beraber İngiltere'ye seyahat eder. Dönüşte Anglia'ya Seyahat kitabını yazar. Bu Tatar Türkçesiyle önce gazete tefrikası olarak yayınlanır. Sonra 1914'te 140 sayfalık bir kitap olarak yayınlanmıştır. Sene 1910 Kasım ayına geldiğinde Rusya'da yaşayan Kazanlı ve altın madeni işletmecisi olan varlıklı bir ailenin kızı Kamile Rami ile evlenir. Bu evlilikten 1912 yılında Adile Arsal, yani geçen haftalarda programını yaptığımız Adile Ayda Hanım doğar. 1913-1917 Kazan'da avukatlık yaparak hayatını kazanmaktadır. Ama siyasi gelişmeler o yıllarda tahmin edersiniz çok hızlı gelişmekte ve neticede Ekim ihtilali olur. Bunun üzerine Rusya'daki bütün Müslümanlar Kongresi yapılır. Oraya da Sadri Maksudi 1917'de katılır. 1917 ihtilalinden sonra biliyorsunuz ihtilali yapan güçler Çarlığa karşı Müslüman Türk azınlıkların bulundukları yerde bağımsız devletler, cumhuriyetler kurabilecekleri, en azından iç işlerinde serbest olabilecekleri sözünü vermişlerdi. Bu düşüncelerle Ufa'da kurulan Milli Medeni Meclis'in ilk kuruluşunda Sadri Maksudi önemli rol aldıktan sonra o meclisinde başkan olur. 23 Kasım 1917'ye gelindiğinde Sadri Maksudi Cumhurbaşkanı olarak seçilir. İdil Ural Devleti'nin Cumhurbaşkanıdır. Başşehir'de Kazan'dır. Bu İdil Ural Devleti konusunda ki 1917-1918 yıllarında yaşamıştır. Ayaz İshaki resmini de gördüğünüz, onun hakkındaki bu kitabın okunmasını tavsiye ederim. Ayaz İshaki ileride program yapacağımız Türk büyüklerimizden ve düşünürlerimizdendir ve Sadri Maksudi'nin de daha çocukluk döneminden beri has arkadaşıdır. Bir yerde kaderleri hep beraber gitmiştir. Bu Sadri Maksudi'nin Kazan'daki yaşadığı evin daha sonra restore edilmiş şu andaki hali. Evet, 13 Nisan 1918 artık Bolşeviklerin hükümete ele geçirip meclisi kapatmaları üzerine Sadri Maksudi'nin yapabileceği bir şey yoktur. Avrupa'ya gider. 1918-1919'da Sadri Maksudi Finlandiya'da bulunan Türklerin yanındadır ve o Türklerin maddi ve manevi ona sahip çıkmalarıyla orada yaşar. Hatta o manevi ve maddi destekle 1919 Paris Konferansı'nda İdil Ural Devleti'ni temsilci olarak bulunur. Daha sonra Berlin'de ilmi araştırmalarını ve hayatını sürdürür. 1924 Paris'te Sorbonne'da üniversite hocası olarak bulunduğu yıllardır. 30 yaşlarında Rusya'da baskı altında yaşayan Türkleri Duma Meclisi'nde temsil ettiği dönemde çekilmiş bir resmini görüyorsunuz. Rusya İmparatorluğu Çarlık dönemi üzerine olan yayınlarda Sadri Maksudi o dönemlerde Sadreddin Nizamoğlu Maksudov olarak tanınır. 1924'te Paris'tedir demiştik. Paris'te Sadri Maksudi Sorbonne Üniversitesi'ne bağlı Slav Dilleri Enstitüsü'nde eski Türk tarihi dersleri vermektedir. Ve 1924 istasyondan Ankara'nın görünümünü görüyorsunuz. İstanbul'la Ankara'nın o yıllar için tek bağlantısı demiryoludur ve bugünkü Ankara tren garının bulunduğu yerden o günkü küçük Ankara görülüyor. Buna ben de bir şey ilave edeyim. O gördüğünüz Ankara resmindeki sağdaki cami Aslanhane Camisi'dir. Minarenin arkasındaki sokaktaki evde benim baba evimdir. Benim ve babamın ve onun babasının doğduğu ev. Ve babam 1917 doğumlu olarak 1930'lu yıllarda o eve hala şu gördüğünüz tren istasyonunun yakınında geçmekte olan Hatip Çayı'ndan su taşıdıklarını anlatırlardı. Yani 1924'lü 25'li Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardaki Ankara'nın ne durumda olduğunu görmektesiniz ve kurulan Cumhuriyet'in başkenti bu. Kasım 1924'te Türk Ocakları'ndan Hamdullah Suphi, sonradan soyadı Tanrıöver Atatürk tarafından verilmiştir biliyorsunuz, davetiyle konferans vermek üzere Sadri Maksudi Türkiye'ye gelir. 13 Kasım günü onu Yusuf Akçura şerefine verdiği bir çay ziyafeti ile Ankaralılara tanıtır. Kimdir onlar? Ankara'nın ileri gelenleri Mehmet Emin Bey'dir, Hüseyinzade Ali Bey, Ferit Bey, Hamdullah Suphi, Mahmut Esat, İhsan Hanizade, Hamdi Beyler'in bulunduğu bir çay partisinde Ankara'nın ileri gelen aydınlarıyla tanışır. 2 gün sonra 15 Kasım'da Ankara Türk Ocağı'nda Türk tarihinin telkinatı, yani telkin edilmesi, anlatılması üzerine bir konferans verir. 18 Kasım'da Türk Birliği konferansını verir Ankara'da. 21 Kasım'da Türk tarihinde halk kahramanları ve hanedanları konferansını verir. 24 Kasım 1924 Çankaya'da Gazi Mustafa Kemal ile görüştüğü gündür. Bu görüşmelerinde Gazi Mustafa Kemal konuşmanın sonunda ona "Görüyorsunuz ki yeni bir devlet kuruyoruz. Her şeyi yeni baştan yaratmak gerekiyor. Sizin gibi adamlara ihtiyacımız olacak. Gelin Türkiye'de vazife alın." Sadri Maksudi'nin cevabı tek cümledir. "Emredersiniz paşam." İstanbul'a gelen Sadri Maksudi 15 Aralık 1924 ve 16 Aralık 1924'te konferanslarına Türk Birliği üzerine vermeye devam eder. Ve 1925 Türkiye'ye geldiğinde 47 yaşındadır, deneyimli, donanımlı, idealist bir bilim adamıdır. O günlere ait olan resimleri. Ve Cumhuriyet gazetesi o konferanslar ve Atatürk'le olan 24 Kasım görüşmesinden sonra 25 Kasım'da Sadri Maksudi'nin akademik kimliğini, geçmişini ve Ankara'da vermiş olduğu kıymetli konferansların konusunu haber olarak Ankaralılara ve Türkiye'ye verir. Eylül 1925'te Ankara Hukuk Mektebi'nin kuruluşu için Adalet Bakanlığı binasında toplanan Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura, Şevket Bilgisin, Cemil Bilsel, Mahmut Esat Bozkurt, Tevfik Kamil Koperler, Yusuf Kemal, Tengirşenk ve Süheyl Derbil gibi hocalar toplanarak hukuk tarihi derslerinin Sadri Maksudi'nin vermesini ve profesörler kadrosuna katılmasını kararlaştırırlar. Ve Kasım 1925'te Sadri Maksudi ailesiyle beraber Paris'ten Ankara'ya taşınır. Sadri Maksudi'nin 9 yıl sonra 1934'teki soyadı kanunundan sonra soyadı Arsal olacaktır. Evet, kuruluşundan bahsedilen Ankara Hukuk Fakültesi'ni söyledik. 1925'te ilk hukuk fakültesi işte şu gördüğünüz eski telgrafhanede kurulmuştur. Bunu da daha sonradan Türkiye'nin temeli olan hukuk adamlarımızın ilk yetiştiği binadır. Ankara Hukuk Fakültesi şimdiki yapılmış olan binasını görüyorsunuz. Ankara'nın 1930'daki görünüşü, arkadaki kubbeli bina Türk Ocakların kendi paralarıyla yaptırmış olduğu Türk Ocak Genel Merkezi'dir. Evet, bu resim oldukça önemli. Buradaki resimdeki insanları, hocalarımızı tanıtmak istiyorum. Tevfik Kamil Koperler önde, en solda. Onun yanında ikinci Sadri Maksudi, Yusuf Akçura üçüncü, Yusuf Kemal Tengirşenk, Ahmet Ağaoğlu, Hasan Saka, Nusret Medya. Şimdi arka sıradakileri tanıtmak istiyorum. Soldan sağa Veli Saltık, Şevket Mehmet Ali, Bilgişin, Mazhar Nedim Göknil, Mahmut Esat Bozkurt, Cemil Bilsel, Mustafa Şerit Özkan, Fahri Ecevit. Fahri Ecevit, Bülent Ecevit'in babası ve hukuk fakültesinde adli tıp profesörü olarak hocalık yapıyor. Süheyl Derbil, 1930 yılındaki hukuk fakültemizin eğitim kadrosu. Bu tarihten sonra Sadri Maksudi tarih, hukuk, sosyoloji, antropoloji, felsefe, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve dil bilimi konularında kitaplar vermiş, konferanslar vermiş, tebliğler ve makaleler yayınlamıştır. Türk hukuk tarihi derslerinde kullandığı kaynakları kendisi bir Orhuna kitabeleri, Uygur edebiyatı, Kutat Kubilik, Türkçe destanlar, Manas destanı, Şifai halk edebiyatı olarak belirter. Diğer kaynaklarda Çin kaynakları, Rus kaynakları, Bizans ve İran kaynaklarıdır. Bu kaynaklarda yararlandığı ve kullandığı dil Osmanlıca, Rusça, Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapçadır. Bu dilleri, yani 6 tane ayrı dili Türkçenin yanında çok iyi bilen ve kullanan bir bilim adamımızdır. Gene Ankara'da 1930'da kızı Adile Ayda'nın da şu anda 3. sırada beyaz gömlekli, siyah kravatlı olarak görüyorsunuz bulunduğu bir toplu resim. Gene o yıllara ait hukuk fakültesinde hocalarla, öğrencilerle beraber olarak çekilmiş olan bir toplu resim. Sene 1930, Türk dili konusunda da çalışmıştır demiştim. Evet, Sadri Maksudi Türk dili için geçmişten bugünkü ve gelecekteki yazı dilimiz üzerine düşünceler diye bir kitap yazıyor. Ve bu kitabın ön sözünü de Atatürk resimde gördüğünüz el yazısıyla 2 Eylül 1930'da kendisi yazıyor. O yazdığı yazı bugün Ankara'da Türk Dil Kurumu'nun duvarında gördüğünüz gibi Atatürk'ün el yazısıyla o duvara nakşedilmiştir. O yazıyı bir defa da okumak istiyorum. Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Gazi Mustafa Kemal, 2 Eylül 1930. Evet, 1930 Türk tarihinin ana hatlarının yazıldığı dönemdir. 1931 19 Temmuz'daki Türk Tarih Kurumu çalışmalarından bir resim görüyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal'in hemen solundaki Afet Hanım, Afet İnan, onun yanındaki de Sadri Maksudi'dir. 1931 Lisede tarih kitapları Orta Asya Türk Devletleri konusunda Profesör Sadri Maksudi'nin yazmış olduğu bir başka kitap. 1931 aynı zamanda Şebin Karahisar mebbusu olarak görev yapmaktadır Sadri Maksudi. Bu gördüğünüz de bizim ikinci meclisimizin resmi. Evet, 1932 Helsinki'de, Finlandiya'da İmam Semalettin ailesiyle, solda da Musa Carullah Bigi ile toplu bir resim görüyorsunuz. Bu resimdeki İmam Semalettin Bey, onun 1917 Rus ihtilalinden sonra Finlandiya'ya geldiğinde, Helsinki'ye geldiğinde ona sahip çıkan arkadaşıdır. Ve bu dostlukları onların ölümünden sonra şu anda da Sadru Maksudi'nin ve İmat Semalettin'in torunlarında da devam etmektedir. Bu işte dünyanın neresinde olursa olsun Türklerin birbirine olan yakınlığı, dostluğu ve kadirşinaslığını gösteren bir örnektir. Ve şunu da belirtelim ki Sadri Maksudi 1919'daki Berlin Konferansı'na da gene bu ailenin maddi destekleriyle gitmiştir. 29 Haziran 1933 Ankara Hukuk Fakültesi'nde Profesör Sadri Maksudi'nin sınavına Atatürk katılmıştır. Dinleyici olarak resmi görüyorsunuz, tarihi bir resimdir ve o gün, yani 29 Haziran'da Ankara Hukuk Fakültesinden çıkarkenki resmi. 1930'larda Ankara'da iki kızıyla bir aile yaşamaktadır. Bunlar en solda hanımefendi Kamile Arsal hanımı, onun yanında Adile Ayda, Sadri Maksudi ve küçük kızı Naile Turhan. Adile Arsal sonradan Ayda oluyor biliyorsunuz. 1912-1992 arasında yaşadı. Onun hakkında 2 hafta önce bir program yapmıştık. Naile Arsal küçük kızı, sonradan soyadı Turhan oldu. O da 1915-1990 arasında yaşamıştır. Sadri Maksudi 2. Meclis'te de üyedir. Ve Türk Tarih Kongrelerinde hepsinde, ilk 4'ünün hepsinde büyük katkısı olmuştur. 1. Türk Tarih Kongresi 7 Temmuz 1932'de Tarihin Amilleri 27 sayfalık bir tebliğle katılmış, Ankara Halk Evi'nde yapılmıştır. 2. Türk Tarih Kongresi Eylül 1937'de Beşeriyet Tarihinde Devlet ve Hukuk Mefhumu ve Müesseselerinin İnkişafında Türk Irkının Rolü konusundadır. 3. Türk Tarih Kongresi Kasım 1943'te yapılmıştır. Oradaki tebliğ konusu da Farabi'nin kültür tarihindeki rolüdür. 4.'sü Türk Tarih Kongresi Kasım 1948'de yapılmıştır. Eski Türklerde soy, oymak teşkilatları konusundaki tebliğleridir. Bu ise 1933'te Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları için yapılan baloda hanımıyla beraber Sadri Maksudi Arsal Bey'i görüyorsunuz. Gene Sadri Maksudi en önde, Yusuf Akçura en ortada, onun sağındaki Sadri Maksudi ve diğer hukuk fakültesi hocalarıyla toplu bir resim. Evet, bundan sonra Sadri Maksudi Ankara'dan İstanbul Üniversitesi'ne geçer. Orada hocalığına devam eder ve 1943'te İstanbul Üniversitesi'nin girişinin görünüşünü sizlere o yılları hatırlatmak kabilinden gösteriyoruz. Burada Türk Tarihi ve Hukuk kitabı 1947'de yayınlanır. Hukuk tarihi yazılmamıştı. Yani bu konudaki büyük eksikliğe bu kitabıyla karşılık verdiğini söylemek istiyor. Sadri Maksudi artık soyadı Arsal olmuştur. Sadri Maksudi Arsal'ın Hukuk Felsefesi Tarihi ve Umumi Hukuk Tarihi kitapları gene 1948 yılında yayınlanmıştır. Daha sonra ki tebliğleri ve makaleleri devam etmiştir. Bazılarına örnek veriyorum. Teokratik devlet ve laik devlet, hukuk ilmi ve sosyoloji, Farabi'nin hukuk felsefesi yayınlanmış olan makaleleri ve tebliğleridir. 3 dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili yapmıştır. 31-35 arasında Şebin Karahisar milletvekilidir. 35-39 Giresun milletvekili, 50-54 Ankara milletvekilidir. Ve en son 12 Mart 1954'te 9. Meclis'in son oturumuna katılmıştır. 1931-54 milletvekili döneminde uluslararası ilişkilerde çok sık dış görevlerle Avrupa seyahatleri oluyordu. Bunlardan bazılarını örnek vereyim. 36'da Londra'ya gitmiştir. 37 Breslau, yani Polonya'daki bir önemli şehir biliyorsunuz. 1950 Türk Parlamentosu ile Konstant toplantıları, 1950 Strasbourg Avrupa Konseyi toplantıları ki bunlar 1950'de Büyük Savaş sonrasındaki işte Avrupa Konseyi'nin kurulması aşamasındadır. 1951 15 Eylül'de Oryantalistler Kongresi'ndedir. Evet, 50-54'te milletvekili dönemindeki dış seyahatlerin birinde Atina'da Sadri Maksudi Arsal'ı görüyorsunuz. Bu işte Oryantalistler Kongresi'nde damadı ile 15 Eylül 1951'deki toplantıları takip ederkenki resmi. 1955'te ölmeden önce son eseri Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esaslarıdır. Bu onun son eseri ve Türk toplumuna belki de verdiği öğütlerin tamamı ve en kıymetlisidir. Bu kitap muhakkak gençlerimiz tarafından özellikle okutulmalı, okumalı ve milliyet duygusunun sosyolojik esasları gibi temel fikirlerin 1955'lerdeki düşünce yapısını görmeliler. Milliyet duygusunun sosyolojik esaslarının yeni baskısı Ötüken'den solda gördüğünüz gibi. Türk Tarihi ve Hukuk onun önemli bir kitabı. Türk Dili için gene Sadri Maksudi'nin önemli kitaplarından bir başkası. Evet, 20 Şubat 1957'de Sadri Maksudi Arsal vefat eder. Mezarı Zincirlikuyu mezarlığındadır. Sağ tarafta da mezarını görüyorsunuz. Ölümünden sonra 1968'de Sadri Maksudi ve Türk-Fin münasebetleri diye onun bu münasebetlerdeki önemini, yerini, faaliyetlerini ve gayretlerini gösteren bilgiler bulabileceğiniz bir kitap. 2017'de ölümünün 60. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası özel sayı yayınladı. Hakkında yeni araştırmalar yayınlandı. Bu mecmuanın kapağını görmektesiniz. Sadri Maksudi Arsal'ı merak eden arkadaşlarımız için bence en kıymetli kitaplardan bir tanesi kızı Adile Ayda'nın onun hakkında hazırlamış olduğu ve Kültür Bakanlığı'ndan 1282 numarayla çıkan Türk Büyükleri serisinden 138. kitabıdır. Bu kitap en değerli toplu Sadri Maksudi Arsal'ı bir kitaba ne kadar sığdırılabilirse o kadar sığdırılabilmiş olan bir kitapta hayatı, Rusya'daki, yurt dışındaki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında ve 1957'ye kadarki hayatını en iyi anlatan bir kitap. Bir diğer makale Profesör Doktor Ahmet Bircan Ercülas'ın hocamız. Mayıs 1988'de Türk Kültürü Dergisi sayı 301'de yayınladı. Bu çok önemli ve çok kapsamlı bir makaledir. Ben oradan Sadri Maksudi'nin milliyetçiliğini anlattığı bu makalesinden bazı alıntılar yapmak istiyorum. Sovyetler Birliği içinde kalmış Türklerin hepsinin sanki aynı zamanda bu esaret hayatına düştüklerini zannederiz. Halbuki Batı Türkistan'ın esaret hayatı 100-150 yıllıktır. Kazan ise 1552 tarihinde Rus istilasına uğradı. Yani bundan 436 yıl önce, tabii 1988 itibariyle. İşte şayan-ı hayrat olan ve Türk milletinin yaşama gücünü gösteren hadise budur, diyor Ahmet Bircan Hoca ve haklı olarak o coğrafyadan çıkmış Gaspıralı İsmail, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, Ayaz İshaki, Ahmet Ağaoğlu, Sadri Maksudi Arsal ve 1937-38 Stalin zulmüyle idam edilmiş binlerce Türk aydını bunu bize ispat ediyor. Sadri Maksudi'nin üzerinde durduğu en büyük fikirlerden biri de milliyetçiliğin sosyolojik bir gerçek olduğu, bu sosyolojik gerçeğin de biyolojik temellere dayandığı fikridir. Sadri Maksudi'ye göre uzak geçmişte bir devlet hayatı içinde uzun müddet yaşayan bir millet sonradan esarete düşse dahi eğer belli bir bölgede yeterli nüfusa sahip olarak yaşıyorsa bu biyolojik ve sosyolojik kanun gereği asla kimliğini kaybetmez. Hatta milli kültür eserleri yok edilse, milli dili şehirlerden ve yazılı eserlerden çıkarılıp köylere sürülse bile günün birinde kendini bulur. Asimile edildiği zannedilen topluluğun birdenbire bir millet olarak ortaya çıktığı görünüverir. Sadri Maksudi'nin anlattığı Çek milletinin macerası bu bakımdan son derece ilgi çekicidir. 1620'de Belagora'da Almanlara yenilen Çeklerin bütün asilleri ve aydınları imha edildi. Çek dilinde yazılmış bütün kitaplar yakıldı, kütüphaneler yıkıldı, Çek dilinde eser yayınlamak yasaklandı. 40 bin Çek aydını vatanını terk etmek zorunda kaldı. Resmi dil ve öğrenim dili Almanca oldu. Şehirlerde yaşayan Çekler Çekçeyi unuttular. Almanca konuşmaya ve Almanlaşmaya başladılar. Çekçe sadece uzak köylerde konuşulan bir dil haline geldi. 1620'lerden 1800'lere gelindiğinde ise artık Çekler Almanlaşmış sayılıyordu. Fakat 19. asırda Çek milleti yeniden doğdu. Çekçeyi unutan Çek aydınları kendi dillerini yeniden öğrendiler. Halk edebiyatından ve atasözlerinden Çekçe yeniden bir edebi dil haline getirildi. Zamanla bütün aydınları saran Çek olma şuuru bugünkü Çekoslovakya'yı meydana getirdi. Sadri Maksudi, Fin ve Yahudi örneklerini de çok dikkat çekici gerçek olaylar olarak anlatır. Üstelik Yahudiler ülkelerinden ayrılmış ve dünyanın her tarafına dağılmışlardı. Aradan da öyle 200 yıl değil, 2000 yıl geçmişti. Dilleri konuşulan bir dil de değildi artık. Sadece dini eserlerde ve dualarda kalmış bir dildi. Bu millette 20. asırda yeniden doğdu, dünyanın gözü önünde 2000 yıl sonra benim dediği topraklara sahip oldu. İşte Sadri Maksudi bütün bu olayların biyolojik ve sosyolojik kaynağa dayanan milliyet duygusunun asla ölmeyeceğine misal olarak anlatır. Bugün yaşasaydı İran Türklüğü içinde bir edebiyatın doğmakta olduğunu da şüphesiz Çek örneğine benzetirdi. Yıllarca kendi dillerinde öğrenim görmesi, eser yayınlaması yasaklanmış olan İran'daki Azeri Türk aydınları 1978'den beri tıpkı 19. asırdaki Çek aydınları gibi halk şiirlerini, manilerini, atasözlerini, destanlarını toplayıp yayınlamakta. Milli dil sevgisini, milli duygularını işleyen şiirler ve eserler yazmakta. Gazeteler ve dergiler çıkarmaktadır. Bu dergiler şu son 5-10 yıl içinde henüz birkaç binlik bir baskıda iseler de yarın İran'da milli Türk dilinin bütün İran Türklüğünü kapsayan bir öğretim ve yazı dili olacağı muhakkaktır. Sadri Maksudi Arsal'ın tanıtılmasının birinci kısmı burada sona eriyor. İkinci kısımda onun en önemli bize bırakmış olduğu eseri, kitabı, Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları kitabını ayrıca ele almamız gerekiyordu. İşte onu da kıymetli Profesör Doktor İskender Öksüz hocamla beraber ikinci bölümünde hocanın bu önemli eserini bir defa daha sizler için tartışıp içindeki kıymetli bilgilere sizlerin ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Türk Dili ve Tarihi'nin 1. bölümü burada bitiyor. İlginiz için teşekkür ediyorum.